Efendim Ünlülerin Dünyası işte kısa bir aradan sonra devam ediyor. Nilgün Hanım'ın evinden yaptığımız bu keyifli sohbet. Bu gülen kadın, neşeli kadın, hayat dolu bir kadın. Birçok tabii ki hani kadını da kıskandırdığı gibi erkekleri de cezbediyor. Ha, gülme mi Yani cezbediyor? yok, bu hayat dolu olmanız. Hayat Yani dolu ben olmak. inanıyorum ki sizi ekranda hangi beyefendi izliyorsa izlesin, ya bundan bende de olmalı. Kesin diyordur bunu. Ya çünkü... Hele ki karıları suratlıysa. Sevgilisi, karısı surat afır tafır sahibi böyle bir kadına. Ya beni de gülen insan. İlişkilerinizde de böyle misiniz yani? Böyleyim. Sor. Tanıdıklarım vardır senin için. Geçmeye sor. Aynı böyleyim. Yani çok eğlenceliyim çok ama ben hayata böyle bakmayı seviyorum. Yani bu benim arzu ettiğim, sevdiğim bir şey. Zaten böyleyim. Böyle de yaşamayı seviyorum yani. Ben asık surat, depresif, öyle benim hayat geçmez bana öyle. Yani ben sorunlar yaratarak, kaprisler yaparak, hep böyle bir hayat geçmez bana. Bu çok sıkıcı bir şey. Ben hep gülmeliyim, eğlenmeliyim, coşmalıyım. Tabii ki üzülmüyor muyum? Çok üzüldüğüm günler de oluyor. Ben bir insanım sonuçta. Ama ben her sıkıntıdan, her üzüntüden, ne kadar üzülürsem üzüleyim, bir yerinden bir tebessüm yakalıyorum. Yani bir yerinden bir çıkar yol bulabiliyorum. Bir çözüm üretebiliyorum. Böyle bir yanım var. Öyle kalmıyorum. Öyle bet bir şekilde, dibe vurmuş bir şekilde kalmıyorum. Böyle bir de dibe dınk iner çıkarım tekrar yukarı. Evet. Süper. Peki tabii programlarınıza biraz da ben hani şu güncel Fox ekranlarında hafta içi her gün yaptığınız keyifli hem işin mutfak tarafı hem işin konuk tarafı hem attığınız ilkler işte geçen gün Ahmet abiyle olan programım Canım çok benim. keyifliydi. Eşiyle Eşini benim. ilk defa İlk defa sizle bize katıldı. Evet. evet Bakma kazinci yanımda var gördüğün gibi. zaten programınızdaki magazin yorumcusuna dediniz ki işte bu programın büyük bir katkısı. Evet. Bak Süper. dedim ben. Asıl Evet. magazin bende dedi. Evet. Orada nasıl gidiyor? Gabriel neydi? Gabriel Sponza. Sponza. Herkes çok ilgileniyor bu ikili yaptığımız yemekle. Aranızda aşk var mı? Aramızda aşk yok. Yani bilmem belki de vardı bilmiyorum yani. Şu anda daha birbirimizi tanıma aşamasındayız dermişim. Yahu bir yemek yapıyoruz ve o yemeği Bak yaparken çok ciddi sordum bu çok ciddi soruyu. ise ben de çok ciddi. Bir yemek programı. Orada bir yemek bölümümüz var ve biz ilk birbirimizi tanıdık. Yemeğe çıktık hep birlikte. Bizi tanıştırdılar ekip olarak. O yemekte çok anlaştık. Ben dedim ki evet. Çünkü ben dedim bu adamla rahatça bir yemek programı yapabilirim. O bölümde olabilirim dedim. Çünkü ne önemli biliyor musunuz? Alışveriş çok önemli iki kişi arasında. Benim şimdi öyle bir enerjim var ki ben mesela ikili hiçbir yerde bir sunuş bir program yapamıyorum. Benim enerjim tap yapıyor, yanımdaki aşağıya düşüyor. Benim de enerjim bocalı. Ben tek başına oluyorum hep. İlk defa bir ikili bir şey yapacağız dedim. Bakalım enerjimiz önce. Gabriel çok uydu bana. Onun için bir kere ilk programı biz öyle bir yaptık ki hiç şeysiz, hesapsız, hiçbir şey düşünmeden tamamen merhaba dedik ilk canlı yayına çıktık. Yani o bekliyordu. Ben kendi programımı bırakıp onun bölümüne bizim bölüm mutfak bölümümüz var. Mutfağa girdim ve ikimiz de ne yapacağımızdan habersizdik. Sadece o biliyordu ki bir tek yemek yapılacak. Ve orada öyle eğlendik ki bir format oldu o. Ve o formatı buraya taşıdık. Yani bugüne kadar. Ama kendi aramızda spontan yaptığımız her şey. Hiçbir metne dayalı değil. Hiç evvelden hazırlıklı değil. İçimizden geldiği gibi. Benim de içimden Gabriel'e öyle davranmak Adam ne geldi. kadar şanslı ya. Adam bana Vallahi bile beyefendi bakar mısınız? Ne, ismi neydi? Bak ismini de söyleyemiyoruz ama bak çok şanslısınız. Bir şey söyleyeyim mi Doğukan? Gabriel, Vallahi. Gabriel diyor ki ya Nilgün ne yaptın bana diyor ya. Ben hiç böyle efendiden dururken birden herkesin tanıdığı bir adam oldum diyor. Ama Gelen hiç de tweetlerin şikayetçi değil ama. haddi hesabı yok. Sen olsan şikayetçi olur Hayır musun? şeyden Sen olsan şikayetçi olur ya musun mümkün böyle bir değil. durumda? Mümkün değil yani. Vah bu kadın Şimdi da nereden çıktı der misin? ondan dolayı değil bir de hani hem şimdi tamam bir program sunmak için şimdi beyefendiyle anlaşmışlar vesaire ama
sizinle yapması o da şaşırdı. O yani kanaldan daha öte bir şey. Tabii o çok şaşırdı, diyor ki yani sen beni meşhur ettin, ne yaptın birden bana diyor. Yani bu işi işte televizyonda diye. Bir yemek sunan bir adam her yerde var, bakıyorsunuz o bir artıysa Nilgün Belgün'le sunması 10 artı. O i̇şte bunun, tesadüf o oldu. O yüzden şanslısın, onu demek istedim. Gabriel yani. Şanslısın, şanslıyım diyeceksin. Yarın geleceğim evet. Oraya diyeceksin ki ben şanslıyım. Bence 15 kere ben şanslıyım. 15 defa. 16 olsun Bursa plakası. Ama hakikaten hayat böyle bir yerde. Ya çok enteresan bak. Ben oyunumun sonunda diyorum ki hayatta hayatıma giren herkese çok teşekkür ederim. Çünkü herkesin bir nedeni var diyorum. İyi ki sevdiniz, iyi ki üzdünüz, iyi ki aldattınız, iyi ki yaşattınız, iyi ki de gittiniz diyorum. Gittiniz. Daha dikkatli, daha kuvvetli olmamı sağladınız. Hepinize çok teşekkür ederim diyorum. Hayatımıza her giren insanın mutlaka bir nedeni vardır. Ben de Gabriel'in hayatındaysam şu anda bir iş yapıyoruz, bir nedenim var. Gabriel de benim programımda böyle bir yemek programı bir nedeni var. Yani nedenin ne olduğunu bilmiyoruz. Belki de neden bu. Yani... İnsanların hep birbirlerinin hayatında bir neden var. Şimdi ona şanslı da diyemeyiz, bana şanslı da diyemeyiz. Yani bir sebep oldu ve birbirimizi bulduk ve bu ikili çok beğeniliyor, çok seviliyor. Güzel güzel. Ya evet. O enerji. Enerji güzel. Farklı bir yemek. O kadar yani. Sadece enerji. Ay, Gabriel o kadar ileri gitme. İleri gitme. Farklı bir enerji doğdu. İşte farklı oldu yani, farklı bir yemek programı oldu. Böyle yemek programı var mı, hiç gördün mü? Yoktu ama bakın yoktu. Hep altını çizerek söylüyoruz gerçekten de. Hani sizin kattığınız şey var. Hani böyle işte elinizi böyle koyup işte ben yok burayı ben böyle yapmıyordum. Burası böyle nasıl oldu? Hani o kadar doğal. Çok doğal. Bir şey söyleyeyim mi? Hakikaten yemekten anlamam. Gerçekten anlamam. Yani bana yemek yap desem. Adam tuzu koyuyor diyorsun ki mesela. Diyorsunuz ki hani ha sen bu yüzden böylesin falan. Hani böyle her türlü detaya varıncaya kadar. Bak. Onu da hoş tutuyorum. Mutlu ediyorum orada. Aman de Gabriel sen ne güzel yemeği. Ama gerçekten güzel yapıyor yani. Ne kadar başarılısın işinde diyorum. Onu da tarif ediyorum. Ama her yaptığım şey gerçek. Yani bir kurgu yok orada. Hiçbir kurgu yok. İçimizden geldiği gibi. Zaten yani, hayatınızda yok sizin kurgu. Benim hayatımda hiç kurgu yok. Evet. Benim hayatımda senle burada kurgu yaptık mı bir şey? Yok mümkün ben değil. Ben istediğini sorabilirsin. İstediğin evet. Cevabı alabilirsin dedim. Özgürsün dedim yani. Evet. Benim hayatta kurgu yok. Ay şunu şöyle yaparsan bu böyle öyle. Hiçbir kurgu yok hayatımda. Hayatım kurgusuz. Çok hoşuma gidiyor kurgusuz hayat. O yüzden hep canlı yayın. Evet. Hep adrenalin var. Hayat kurgusuz. Bakalım ne olacak? Şimdi ne olacak? Bu adrenalini seviyorum ben. Ben mesela bana bant yayın yap desen yapmam. Ben canlı yayın seviyorum. Sığındığınız bir liman var mı? Sığındığım liman evim. Burası mı? Evet burası. Çok sinirlendiğim zaman yalnız kalırım. Asla çok hırslı ve sinirli olduğum zaman, üzgün olduğum zaman, mutsuz olduğum zaman kimseyle paylaşmam. Yok çünkü paylaştığım insanlar beni anlamaz ki. Lüzumsuz yere saçma sapan şeyler söyleyecek. Bir ilişki bile yaşasam, şikayet etsem bir ilişkimle ilgili. O ne bilecek? O ilişkiyi ben yaşıyorum. O şimdi dışarıdan ne anlar ki ben ne yaşıyorum? O bana haklısın diyecek, ötekine haksızsın diyecek. Belki ötekine haksızsın derken haksızlık edecek. Yani bunların hepsinin kararlarını ben verebilirim. Çünkü ben yaşıyorum. Ama iş konusunda dediğim gibi herkese danışıyorum. O önemli yani, o bir ekibiz biz. O ekipte ben de o ekibin içindeyim. Ben ve ekibim değil, ekibiz. Ben de ekipten biriyim. Öyle bakıyorum iş hayatına. Öyle ben, yani öyle star pozları hiç sevmem öyle şeyleri. Yani duygularınızın yoğunlaştığı dediğiniz gibi ya da böyle kaçmak istediğiniz zaman sığındığınız yer burası. Evim evet. Anladım. Evet. Çok yorgun olduğum zaman da evim, mutsuz olduğum zaman da evim, mutlu olduğum zaman da evim. Genelde mutluyken dışarı çıkarım, arkadaşlarımla olurum. Eğer mutsuzsam hiç dışarı çıkıp evimde olurum. Sırdaşınız? Sırdaşım var tabii gerçekten ki. Gerçekten yani böyle her var. Şeyinizi bilen, her şeyinizi bilen Yasemin. Kaç kişi var? Yasemin, gel seni de meşhur edeyim. Her şeyimi bilen Yasemin. Valla. Valla sırlarımı Yasemin bilir işte. Yasemin'den gizli saklı yok. Yasemin'le evet, 11 yıldır. Sevgili menajeri evet, hanımefendinin her şeyim şeyi yani. Diye ifade etti. Evet.
Gerçi çok yürekli. Menajer çok, hafif kalır yani Yasemin'in yanında. Çok özür dilerim, evet. Evet. Her şey. Benim için çok önemlidir Yasemin. Ondan hiçbir şey saklamam. Ona her şeyimi söylerim. Bilmem belki de sakladıklarım vardır arada. Yasemin. Aşkın ilk hallerini saklayabilirim mesela. Yeni bir şey olmuş. İlk halleri. Onu söylemeyebilirim. Niye söyleyeyim onu? Ben bakacağım oluyor mu olmuyor. Olduktan sonra mı söylüyorsun? Olduktan sonra söylerim. Yasemin hayatımıza yeni biri geldi. Hoş geldin. Tabii sizin hayatınıza gelen Yasemin'e de geliyor değil tabii mi? Tabii mecburen. Ah Yasemin'i bir sıkıştırsan köşeye asıl Yasemin'de ne konular var? Efendim, neler gelir Yasemin? Zaten bu programdan sonra Yasemin'in penceresi köşemizle programımıza devam edeceğiz yani. Çok güzel ya. Vallahi hani ya, yani bu hayatınıza giren herkes adına bir mutluluk kaynağı olmak. Şimdi evet işte nereden ne bak onu düşündüm. Gabriel dedin. Demek ki onun hayatında bir başka pencere oldu. Çünkü hakikaten farklı şimdi. Adamın da aklına gelir mi birdenbire? Yine Gabriel'e döndük. Yani oraya döndük evet. Yani, evet. Yasemin'den sonra tekrar Gabriel. Yani işte insanların hayatına giriyorsun ve neler değişiyor dedin ya işte evet, oradan. Evet, yok. Düşündüm şaka maka işte yeni herkes. Herkesin bir sebebi var işte hayatta. Belki de yukarıdan kurgulanıyor her şey. O insanlar öyle geliyor hayatımıza. Bilmiyorum tabii. İnanç dünyanız, manevi dünyanız, gözlerinizi kapattığınız zaman, böyle gece başınızı yastığa koyduğunuz zaman, vicdan muhasebesi yaptığınız benim zaman. Benim için o büyük güç, Allah çok önemli. Melekler çok önemli. Dua eder misiniz? Tabii ederim. Yani dua herkes eder. Yani inancım varsa ederim. İnançlıyım çünkü ederim dua. Yani. Ama her şeyimde duayla sen bilirsin Allah'ım şunu yani çalışmadan etmeden otur bana para gelsin. Oturmayan böyle saçma sapan dualar etmem. Ama ne mümkünse yaparım. Uğraşırım Allah'ım sen de bana yardım et derim. Ama Allah'ım bana şunu ver, Allah'ım bana bu ver diye oturduğum yerden böyle şeyler yapmam. Yani inançlıyım ama önce zaten ne var? Önce çalışacaksın. Çalış, ondan sonra iste. Çok çalışkanım. Yani hayatımı sadece dualara bırakmam yani yan gelip evet. Oturup. Hem çalışırım hem tabii ki dua ederim. Böyle helallik konusunda ben bunu hep programlarda sorarım. Yani, evet. Yani ya geriye dönüp baktığınızda hakkınızı böyle helal etmediğiniz birileri var mı? Hayır. Hiç öyle uğraştığım, hayatımda kin duyduğum, hakkımı helal etmediğim, öyle şeylerim yok. Bunlarla uğraşmam. Bunlar, bu negatif enerjiler insanı mutlu etmez. Bravo. Bunlar mutsuzluk yaratır. Yani öyle kinler, nefretler falan. Tabii ki sevmediğim insanlar da vardır ama o benim, ben zaten sevmediğim insan olursa duvar olur zaten yani. Zaten kinci değilim demiştiniz. Yani öyle kinci falan değil. Yapılan iyiliği ve kötülüğü unutmam. Balık yükselenim akrep. İyiliği ve kötülüğü unutmam. Evet. Unutmam. Hiçbir şey unutmam. Ama o nefretlerle, kinlerle falan hayatımı böyle geçiremem. Bunlar bana çok lüzumsuz şeyler geliyor. Yani ileri giderim daima kinle. Birisi beni üzdü. O üzdüğünle kalır. Sonra döner bakarım. O beni üzmenin karşılığını bulur affedici zaten. Affedici bir yönünüz var mı? Affedici yönüm yani bazen... mesela bir insana kaç defa şans tanırsınız? Hangi insana mesela? Yani sizi üzdü. Yani isteyerek istemeyerek sizi üzdü. Kaç şansı var sizde? İki şansı olur. İki mi? Ama bir üçüncü olmaz artık. Yani bir kere üzdü bir daha şans tanırım. Ha ikinci bir şans. Bir kere üzdü hadi bir daha ama üçüncüyü tanımam artık. O zaten kendini belli eder. O beni üzecektir. Beni üzecek insanlardan hiç hoşlanmam. Bak burada da var böyle bir küçük egom. Beni üzecek, beni mutsuz edecek insanları sevmem ben. O beni mutsuz ediyorsa bu ne benim değil. Çünkü ben mutsuz edilmeye layık görmüyorum kendimi. Çünkü saygısızlık kimseye yapmam büyük küçük. Çok sevecenim. Kendimce verici bir karakterim var. Yani nasıl derler? Yani ay saçımı süpürge ettim demeyeyim ama fedakarlıklarım vardır insanlara. Hayatıma giren insanlara da çok vardır. Bir kere herkesi el üstünde tutarım ben. Yani benimle yaşayan insanları ben el üstünde tutarım. Erkekleri de el üstünde tutarım. Sanma ki ben kaprisliyim, hoş kadınım, aman böyle. Hayır ben el üstünde tutarım böyle. Onore ederim. Ama tabii ki onun karşılığını da beklerim ister istemez. Yani yıpranılmak, üzülmek istemem açıkçası. Sizi mutlu etmenin yolu yani
tabii maddeleştirilemez. Yani bunlar hayır, hani... maddeyle mutlu olmam ben. Yani madde beni mutlu etmez. Bir şey, adam bir şey yapsın da bana kapıya bir Rolls Royce çeksin. Ben böyle mutlu olmam. Adam gibi adam olması beni mutlu eder. Zaten yani söylediniz onu. Vicdanlı sözü, olmalı. Bir, iyi kalpli adam gibi sahici adam. Olmalı. Sahici. Evet. Sevecen. Yani o, şimdi ilişkilerde mesela bir adam, bir kadın ya da adam bir başkasını da sevebilir. Bak buna da kızamam ben. Ne diyebilirim? Ben seni aldım, ömür boyu benim olacaksın diye böyle bir şey, baskı. Baskı olama. Benim hayatımda baskı yok hiç kimseye. Bana da baskı yapılsın istemem. Ola ki bir gönül kaydı. Bunu bana ilk gelip onu söylemesi beni mutlu eder. Siz ama de söylersiniz. Ben de söylerim. Benim hayatımda hiç böyle bir şey olmadı. Ben hayatımda kimseyi aldatmadım. Çünkü öyle bir durum olmadı. Yani bir aldatmam gereken bir şey olmadı. Yani niye aldatayım ama ki ben? Ama güzel kadın diye aldatılır diye bizde böyle bir şey vardır. Siz aldatıldınız mı? Aldatıldım mı? Allah'ıma şükürler olsun. Çok şükür. Onu da, o duyguyu da bayağı güzel bir tattım yani. Üçüncü eşim çok güzel aldattı. Yani onu da gördüm, onu da bak, hissettim. Üzüldüm de, çok aşıktım. Üzüldüm de ama ayrıldım mesela. Aldatanı affetmem. Onun zaten ikinci bir şansı hiç yok. Onun yok. Evet. Peki o gözünüzde... şans verirse o yine aldatır. Gözünüzde evet, mi gördünüz? Gözümle gördüm, yakaladım, tanıdım falan filan. Evet. O kadar yani. O kadar. Evet, hafiye gibiyimdir, bilirim. Hiçbir şey yapma. Bak kadınların gözüne, hele bu dönemde var ya, kimse kimseyi aldatamaz. Her şey ortada. Yani bravo. Telefonlar var, o var. Yakalanmamanız mümkün değil. Bir yakalanmıyorsa bir erkek, mutlaka o kadın onu yakalamak istemiyordur. İstemiyordur kadın, istemiyordur adam. Adamın dürüstlüğünden değildir değil. O. Değil. Ay, yakalanmamak. Yapıyor adam ama yakalanmıyor. Yakalanmaması mümkün değil. Her şartta yakalanır. Özellikle kadınlar hiç gözünden kaçmaz böyle bir şey. İstemiyordur kadın. Onun da işine geliyordur. Adam yapsın ama burada çıkarları vardır. Görmüyordur. Onu aynen bilemeyiz. O başka işler. Ama hissederim ben zaten. Anlarım yani. Her kadın anlar bunu 3 aşağı 5 yukarı. Zaten aldatma hoş bir şey değil. Aldatma, git de ki ben Ayşe'yi seçtim, ona gidiyorum de. Yani buna kimse bir şey diyemez. Tabii evlilik hayatında bunlar olmamalı. Madem ki evlendin, o kadınla yaşamalısın. Düzgünü, doğrusu budur. Ama velev ki oldu diyelim, onu da insanlar birbirlerine söylesin diye düşünüyorum. Tekrar evlenecek misin? Hayır, asla evlenmeyeceğim. Asla. Asla. Büyük tekrar değil, ben uzun süre evlenmiyorum. Aşk yaşayacak mısın dersen bunu asla demem. Yok, aşk evliliği yapacak mısın? Aşk yaşarım, evlilik yapmam. Artık evlilik yapma nedenim yok. Anladım. Anlatabildim mi? Yani hadi çocuk istesem, iki tane kızım var. Hayatımda illa evin içinde bir erkek olması şart değil. Yasemin yani, geçiyor. Yasemin geçiyor da artıyor ya. Ay Yasemin. Tam yeriydi, yeriydi evet, yani. Evet, güzel yani, oldu. Güzel. Hakikaten gerek yok. Yani öyle bir şartım yok. Evin içinde biriyle yaşamak zorundayım diye. Yani benim evlenmem için, yani gerçekten bütün kafamdaki o düşündüğüm modelin cuk oturması lazım ki o çok zor artık. Çok zor. Yani öyle bir model yok bu devirde zaten, yani çok zor. Ama artık evlenmem. Ama yani aşk yaşarım yani. Yani aşk, hayır demem. O insanın duygularını taze tutmasıdır. O hayata güzel bakmasıdır. O yeniden bir şeyler öğrenmesidir. Aşk çok güzel bir duygu. O heyecan bile güzel. Ama evlilik farklı bir şey. Evlilik bir konsept. O evlilik çocuk için, aile olmak için. Ben ailem olmuşum zaten ben. Bunlar habire ikiydiler, dört oldular. Devamlı artıyor, kızların da iki tane çocukları var. Artık evet yani giderek büyüdük artık. Hep çoğaldık. Onun için evliliğe hayır, evlilik yok kesin. Evliliği düşünmüyorsunuz ama hayır, aşka her daim. Ya aşka herkes her daim açık. Hayat bunun üzerine gidiyor. Herkes bunun peşinde. Herkes bir heyecan peşinde. Herkes. Herkes mi? Hayat bir kadın bir erkek üzerine dayalı. Bir kadın ve bir erkek üzerine dayalı olan şey aşkla başlar. Yani ben. Ne güzel anlatıyorsunuz ya. Evet, aşkla vallahi başlar. Bu aşk olduğu zaman bu bir kadın bir erkek güzeldir. Ben başka nesini düşüneyim bunun yani. Öteki tarz fast food şeyleri ben zaten hayatıma almadım. Ben karar verdim. Sizden her eve bir tane lazım. Öyle diyorlar. Her eve evet, lazımmış. Evet. Klonlayın beni. Yok çünkü. Yani o yüzden de kıymetinizi bilmek lazım. O ay yüzden, teşekkür ederim. Sizi
yani şu anımızı ben tabii kendi adımı da söyleyeyim. Çok şanslı olduğumu hissediyorum. Estağfurullah, ne kadar mutlu sevgili izleyicilerim, benim böyle bir sağa bir sola böyle gittiğimi görüyorsunuz ara sıra. Elimi nereye koyacağım? Atıyor muyum seni? Nereye otursam arkamda? Ya burası tam yatmak için. Evet. Aşk koltuğu orası. Evet. Sen yanlış koltukta oturuyorsun. Belki oturtturdular bizi yani. Hani, ay o koltuk. Ay, anlatırsana bir gün. Onunla bir gün röportaj yap. O kadar. Ay o kadar değil ama onun da o kadar değil ama onun da derin yaşadığı vardır, şeyler vardır koltuğunda kendi adına konuşacakları. Ben onun adına konuşmayayım. Anladım. Yani o da kendi adına bir koltuk. Şimdi siyasetle ilgili bir önünüzde bir hedef var mı? Siyasetin neresindesiniz? Bu ülkenin yönetildiği yani insanları bir tarafa bırakıyorum, siyasi partileri bir tarafa bırakıyorum. Bir birey olarak sanata ve bu ülkenin kültürüne, sanat değerlerine katma değer sağlayan bir kişi olarak yani bana dokunmayan yılan bin yıl yaşasın diyen bir yapınız mı var? Böyle bir yapım yok. Yoksa yani ben böyle hani ne oportunist bir tip değilim yani bana ben bir kere bir ülkenin sanatının kesinlikle olmasından yanayım. Çünkü neden? Bir ülkenin sanat vitrinidir. Sanat hayatın çirkinliklerini örter. Medeniyettir. İnsana umut verir. Kesinlikle. Mutluluk verir. Kesinlikle. Bir ülkenin sanatı törpülenirse o ülke mutsuz bir ülke olur. Yani o ülkenin yüzünü sanat güldürür. Peki Türkiye'de yani siz sanatın gerçek manada hani nasıl söyleyeyim, müdahale edilmeden ya da işte tamamıyla belirli bir gözden geçirilerek ona bir cümle söylüyorlar, aklıma gelmedi. Hani denetimsiz, özgürce yapılan bir kere olduğunu düşünüyor musunuz? Sanat özgürdür, bu bir. Sanatta kısıtlama olmaz. Siz sahnede sanatta özgür müsünüz? Sanatta baskı olmaz. Ben kendi adıma özgürüm. Ama ben kendim istediğim işi kendim yapıyorum. Bana kim hangi çılgın zincir vuracakmış, şaşarım. Ben kendi şeyimi, gösterimi kendim finanse ettim. Benim devlette falan bir ilçim olmadı. Kendim finanse ettim, kendim yaptım, kendim kostümlerimi, oyunumu kendim yazdım, kendim oynuyorum. Tek kişilik one woman bir show yapan bir gösterim var. Bir Türkiye'de ilk defa bunu ben yapıyorum. Evet. Yani görmedim. Hem dans ediyorum, hem şarkı söylüyorum, hem güldürüyorum, hem hüzünlendiriyorum, hem bir devir anlatıyorum ben. Yani 50 yıllarından geliyorum, babaannemler, evet, annemler, o dönemdeki Türkiye'den bu dönem Türkiye'ye geliyorum anlatırken olayları. Sanatını anlatıyorum o dönemden bugünüme gelen, o sanatçı kimliğimdeki yaşadıklarımı anlatıyorum, olayları anlatıyorum. Yani açıkçası ben kendi işimi yapıyorum. Ve özgürce yapıyorum. Ve özgürce ben yapıyorum ama tabii ki devlet tiyatrosu var, şehir tiyatroları var. Bunlar ne de olsa devlete bağlı oldukları için onlar istedikleri gibi özgürce yapamayabilirler. Yani böyle hezeyanlar duyuyorum. Tiyatrolar kapatılması gerekiyor. Yok, belediyelere bağlanması. Belediyelere bağlanması, yok baleler, yok o şu kılıklı kıyafet. Evet. Şimdi böyle şeyler beni mutsuz ediyor. Sanat kesin özgür olmalı. Yani çıplak bir heykel de olmalı. Çünkü sanat gözüyle yapılıyor. Ona çıplak heykele cinsellik olarak baktığın zaman orada bir sıkıntı var. Çok büyük bir sıkıntı var. Evet, o sıkıntıyı çözmek lazım. Evet. Demek ki ülkenin cinsellikle ilgili bir problemi var. Bravo. Çünkü bir heykele cinsellikle baktığın zaman orada bir problem vardır. O heykel öyle bakılmaz. Cinsellik başka bir şeydir. Yani kadın kısa giyiyor, biraz işte dekolte giyiyor diye de yine cinselliğe getirirsen orada da bir sıkıntı var. Dünyada bu sıkıntıları aşmış insanlar. Ben Avrupa'da gezerken kadın neredeyse çırılçıplak yanımdan geçiyor. Sadece o kadına ben bakıyorum. Benden başka kimse bakmıyor. Ben de ülkemdeki şeyle, şartlanmayla bakıyorum kadın nasıl geziyor böyle diye. Kendi kendime geldim. Ne yapıyorsun? İyi gün dedim. Hiç kimse bakmıyor erkek. Yani bir erkeğe, kadına kısa elbisesinle bacağına falan bakıyorsun, o adamdadır sıkıntı. Kadında değil. Orada sıkıntılar var.
Bunlar hoş şeyler değil. Bunlar medeniyeti getirmez insana. Bir kere cinselliği kesinlikle halletmemiz lazım medeni olmak için. Bu eğitimden geçer. Kesinlikle okullarımızda eğitimden geçer. Okullarımızda bu neden yok sizce? Ya cinsellik dersi ya da cinsel eğitimin verildiği... Yok, şu anda daha muhafazakar bir şekilde eğitiliyoruz. Muhafazakar bir şekilde yönetiliyoruz. Onlarda bunlar cinsellik zaten iyi şeyler değil bunlar yani. Tükaka gözüküyor. Halbuki cinsellik herkesin hayatta normal yemek içmek gibi bir şeyi. Medeniyet böyle bakar. Cinselliği ayırmaz medeniyet. Ayrı bir yere koymaz. Medeni ülkeler böyle bakarlar. Ama tabii ki son zamanlarda böyle bir ama diyeceksiniz ki toplum, madem ki bir demokrasi anlayışımız var. Toplum böyle yönetilmek istiyor demek ki. Orada da bir sıkıntı var. Peki toplumdan kastettiğiniz kim? Yani ben mesela %50 böyle yönetilmek istediği zaman %50, %46 neyse bu. Bu artık matematikleri fazla bilmiyorum. Tabii ki böyle yönetiliyor o zaman. O zaman nerede bakacağız? Nerede ne hata var? Diğer %50? Diğer %50 kayıp durumdayız. Diğer %50 ben onlardan biriyim mesela. Ya çok ilginç ama yani ben o diğer taraf diye tabir ettiğimiz... İşte onun yok sayılması. Aslında ben size bir şey söyleyeyim. Ben çocukluğundan beri mesela Büyükada'da Rum, Ermeni, Musevi biz hep birlikte büyüdük. Evet. Hiç kimsenin kimseyi ötekileştirmediği devirden geliyorum ben. Benim çocukluğum öyle genç kızdı. Babaanneniz Rum'du. Babaannem Rum'du. Rum'du değil ama mi? Ama dedem Müslümandı. Bayağı. Muhafazakar bir Müslümandı ve babaannem dedemle evlenirken dedem Müslüman olman şartıyla diye babaanneme ricada bulunmuş. Babaannem Müslüman olup da dedemle evlendi. Dolayısıyla babaannemin adı Sofia iken Selma oldu ve Müslüman oldu. Fakat öyle bir aile yapısından geliyorum ki ben. Şimdi muhafazakar bir dedem olduğu için bayramlarımızı hep birlikte kutluyoruz. Dedem oruç tutuyor ve babaannem arkasında böyle onun tabiriyle el pemsem divam dururdum arkasında namaz kılarken ona taze pilav yapayım diye. Böyle bir kadın babaannem. Bizim bayramlarda böyle babaannem davranıyor ve oruçlar tutuluyor. Evde iftarlar bozuluyor falan. Sahurda dedeme pilav yapıyor. Diğer tarafa geçelim. Babaannemin bayramı oluyor. Ne de olsa onun da bir bayramı var. Evet. Ne kadar Müslüman olduysa dedem ona saygılı. Çok kırmızı güzel. Yumurtalar, Paskalya bayramını kutluyoruz. Kırmızı yumurtalar yapıyor bize rengarenk. Yani ben böyle bir aileden büyüdüğüm için bu kadar rahat, modern, süper, çağdaş ve açık fikirli bir kadınım. Çünkü iki dini de bir arada yaşadım ben. Kimse kimseyi ötekileştirmedi. Dedem babaanneme hayır asla sen Müslüman oldun Paskalya'yı kutlamayacaksın demedi. Ona dinine de saygı duydu. Çünkü kadının gelmiş geçmiş bir dini var ama kocasıyla evlenmiş ve bu Müslümanlığı tercih etmiş. Seçmiş. Ama evet. O da bir, onun da bir dini var ve zamanında o Paskalyaları niçin onu mahrum etsin? Dedem muhafazakar ama aydın bir adamdı. İşte bu. Şimdi burada bir ayrılık oldu. Yani buradaki muhafazakarlıkta insanları ötekileştirme var. İnsanları ayrıştırma var. Onlar ve biz var. Böyle bir şey olmamalı. Yani benim için onlar değil mesela başörtülü, eşarplı insanlar benim için onlar değil. Çünkü benim anneannem de başörtülüydü. Bravo. Anlatabiliyor muyum? Anneannem başörtülüydü. Yarım böyle başörtüsü hep vardı. Babaannem Rum açık. Neşeli yapacağım. Oo gezeceğiz bu akşam şuraya. Böyle bir kadındı. Dedem muhafazakar, dinine bağlı, oruç tutan bir adamdı. Ben böyle bir aileden geldim. Ben şaşıyorum şimdi. Niye o oraya gitti? Onlar oldular, biz olduk. Sizler ve bizler. Siz %50, biz %50. Bunlara ben şaşıyorum ve üzülüyorum. En çok da benim de kızdığım i̇şte, ve bizi niye ayırdınız? Bizim niye ayırıyorsunuz? Evet. O bana ters geliyor. Yani onlar bize niye ters görüyor? Biz onların yani onlar ve bizler yokuz. Biz hepimiz bir ülkenin kardeş çocuklarıyız yahu. Ya çok korkuyorum. Bir gün bir resmi bir devlet dairesine girdiğiniz zaman hani işte onun memuru, onun ya avukatı, bunun şey savcısı, onun hakimi, şey. İşte, onun doktoru, bunun doktoru. Niçin insanlar mutsuz? Neden insanlar gülmüyorlar? Herkesin suratı asık, endişeli bu yüzden. O zaman cesur olacaklar Nilgün Hanım. Cesur olacaklar sizin gibi ya da o aydın, eğitimli, çağdaş insanlar da diyecekler ki biz tuzumuz kuru, bana ne bu insanlar ne yapıyorsa yapsın deyip ya
sandığa gitmemezlik yapmayacaklar o zaman. İşte onları da onların kendi iradeleriyle, kendi vicdanlarıyla. Siz meydanı boş bırakırsanız, ben herkes için söylüyorum bunu, her iki taraf içinde ya da her o taraflar kimse, siz bir yerde yoksanız onlar vardır. İşte biz de bak siz biz olduk. Biz evet. Bile burada bunu diyoruz. Ya. Ben biz olmaktan yanayım. Ben çok ilişkilerde güzel. Sen ben sevmem. Bir kadın bir erkek birlikte bir ilişki yaşıyorsa onların adı bizdir. Ben sen değildir. Evet. Ben sen olduğu zaman egolar, işte çatışmalar, şey, kavgalar orada başlar. Bizim ülkede biz demeliyiz biz. Biz diyemiyoruz. Yani ben diyorum tek başıma biz. Orada bir sizler oluyor hemen. O siz diyor bana mesela. Ben ne kim biz diye bakıyorum arkama. Biz değil miyiz? Hayır siz, biz, onlar. İşte bu insanları mutsuz etti. Bu insanlarda gelecek korkusu yarattı. Herkes geleceğinden endişeli. O acaba bana kızacak mı? Yani bakın saygı duymak ayrı. Korku duymak ayrı. Ben saygı duymayı tercih ederim. Yani karşımdakine saygı duymak isterim. Ondan korkmak istemem. Korku sevgiyi yok eder. Saygı sevgiyi besler. Ülkede böyle bir durum var. Çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. Vallahi sizinle neler neler konuşulurdu. Siyasete girecek misiniz? O sorumun cevabı ayakta, havada kalmasın. Ben, aklınızdan geçiyor mu? Geçiyor. Geçiyor. Aklımdan geçiyor açıkçası. Yani... Ben de bir yerden tutmak istiyorum. Fakat ben şimdi şu anda mesleğimi o kadar çok seviyorum ki hem sanatçı hem siyasetçi olunmaz. Olunmadı gördük zaten. Bunları bir sürü evet. sanatçılar seçti. Evet. Olmadılar. Bir işi tam yapacaksın. Adam gibi sadece siyasetçi olacaksın ya da sanatçı olacaksın. Ben şu anda sanatçı olmayı seçiyorum. Çünkü daha mesleğime doyamadım ki ben. Yani mesleğime doymam lazım ben her şeyi bir kenara bırakmam. Ben inanıyorum ki yani onu da aslında yapsanız aynı yerde başarırsınız yapsam ama. Yapsam yüreğimle yaparım. Yani evet. laf olsun diye yapmam. Evet. Yüreğimi koyarım, dağ tepe dolaşırım. Ne mümkünse yaparım. Ama şu anda sanatçı kimliğimi seviyorum. Eyvallah. Yüreğinize, hayatın bizi nereye götüreceği hiç belli değil. Olmaz. Yüreğimin götürdüğü yere gittim hep. Bakalım yüreğim beni nereye götürecek bundan sonra. Al öncelikle sağlıklı tabii. Ya bizim size bir küçük ikramımız vardı. Onu benim mutlaka açıp göstermem lazım. Tamam çok heyecanlıyım. Evet, evet. O kutuyu alabilir miyiz Emin abicim? Ne kadar zarifsiniz. Estağfurullah. Yani Bursa'dan tabii geliyoruz. Biz evet. mutlaka kestane şekerimizi size ikram etmeliyiz. Ay, ama bir şey söyleyeyim. Hayatta en sevdiğim şey de kestane şekerimdir. Ama nereden biliyorsun şimdi bunu? Şimdi özellikle evet. Bunun kutusuna lütfen iyi bakın. Ay çok güzel bir kutu. Bu Bursa'nın bütün Bursa'nın tarihi eser motifleri var. İşte Karagöz'ünden, işte Yeşil evet. Türbesi'nden, Ulu Camisi'nden, Tophanesi'nden vesaire. Ben biliyor musun ki geçmişte 18 yaşında Bursa'ya gelin gitmişti. Öyleymiş. Ya yani, Bursa benim yabancım değil. Ben Bursa'da evlendim. Eşim Bursalıydı, ailesi Bursalıydı tabii. İlk eşim. İlk, evet. İlk. Şimdi diyoruz ki evet şimdi geldik en önemli kısma. Bu nedir? Dur çözemedim. Bu şey kolonyalı mendiller. Ha kolonyalı mendiller. Şimdi diyoruz ki evet bu kestane şekeri. Kestane en sevdiğim işte. Bunu yedikten sonra bu kutuyu lütfen atmıyorsunuz. Atmam. Ve diyorsunuz ki günün en pozitif güzel sözlerini bu kutunun içinde biriktiriyorsunuz. Aa, aşk çok kutusu. Hoş. Aşk kutum evet. benim. Ay kutum sen bana yeteceksin mi acaba? Kutu sen yeter misin benim aşk sözcüklerimi? Ay çok güzel, evet. çok sevindim. Yani, çok teşekkür ederim. Bir de Bursa İpek'ten sevgili Şirens abi böyle %100 Bursa İpeği. Ay çok teşekkür böyle, ederim. Bilmiyorum sever misiniz? Harika. Ben hediye aldım her şeyi düşünüldüğüm için ilk öncelikle her şeyi çok severim. Özellikle Bursa İpeği kolay evet. iş değil yani. Evet. Oo çok güzel. Çok teşekkür ediyorum. Harika. Nasıl? Harikasınız. Evet. Çok teşekkür siz, ediyorum. Siz baktığınız her yer, giydiğiniz her şey, bulunduğunuz her şey bence hayata dair mutlu, güzel. Ya her çok şey çok her şey çok güzel arkadaşlar. Çok teşekkür ederim. Evet.
veda edelim. Gerçekten çok güzel bir sohbetti. Yani bu sizin katkılarınız çok fazlaydı. Çok teşekkür ederim. Her şey çok güzeldi. Umarım sizin için de güzel geçmiştir. Ne demek? Tamam, ne demek? Mahir nasıldı? Yasemin Hanım nasıldı? Yasemin'cim nasıldı? Emin abi nasıldı? Süperdi. Peki, herkesten güzel şeyler aldım. Efendim yayında ve yapımda emeği geçen tüm ekip arkadaşlarım adına sonsuz teşekkürler. Sürçülisan ettiysem şahsım adına affınıza sığınıyorum. Ünlülerin dünyasında bu haftanın dev ismi, bir o kadar da yüreği, merhametli, vicdanlı, hoşgörülü. İsminden çok yüreği dev olsun. İsimden çok yüreğim önemli. O dev olsun. O dev zaten. O dev olsun. Zaten o dev olduğu için biz buradayız. Çok teşekkür ederim. Çok mutlu ettiniz beni. Çok mersi de oldu. Efendim çok teşekkür ediyoruz. Keşke böyle bir Rumca böyle hafif bir şey mırıldansaydı. İşte sobradi hariklaki, işte zvali torganaki, keylen duses menalani, katastopa salimani, filakya nazakya, ade hariklaki mu posme yelases, ade yasu. Muthines kases, esmerim güzelim, ah tutu dilim, ben yanıyorum, aman Allah, çok seviyorum. İdare et bu sesimi. Ne demek, ne demek, efendim alasmalık. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın, saygılar, sevgiler.